Sağlıklı günlerden Herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu haftaki konuğum dahiliye uzmanı Tuğba Kahraman Denizhan. Şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Seda Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün diyabeti konuşacağız sizinle. Çağımızın hastalıkların evet. arasında aslında en ön sıralarda yer alıyor diyabet. E, derin detaylı şekilde konuşacağız ama ilk önce siz tanımak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? <laughs> Tuğba Kahraman Denizsan, iç hastalıkları uzmanıyım. E, Aslen Aksaraylıyım. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İki sene Aksaray'da pratisyen hekimlik yaptım. Hı hı. Daha sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde ihtisasımı tamamladım. İki sene de Nevşehir'de hizmet yaptım. Şu an Aksaray'da özel yeni hastanesinde çalışmaktayım. Başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Hoş Teşekkür geldiniz edeyim. tekrardan Hoş da. Edeyim. Diabet nedir? İsterseniz ilk olarak onu açıklayarak başlayalım hocam. Hı hı. Öncelikle kan glikozundan bahsedelim diabet demeden önce. Vücudumuzda günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız enerji kan glikozumuzdan sağlanıyor. Glikoz dediğimiz basit bir şeker türü. Diyabette kan glikoz düzeyinin normalden fazla olduğu durumlarda geliştirdiği bozuklukların genel bir ismine diabet diyoruz. Peki hocam bu diyabetin çeşitleri var mıdır? Diyabetin çeşitleri e, ana temasıyla 3 hatta sayabiliriz. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet bir de diğer sekonder diyabet dediğimiz başka organ bozukluklarıyla giden diyabet durumlarımız var. Diyabet toplumda %15'lere varan e, prevalansa sahip, yani orana sahip ve diyabet hastalarının nereden bakarsak %50'si diyabet olduğunu bilmiyor. Bu hastalar işte başka nedenlerle hastaneye başvurduğunda diyabet olduklarını hı hı. öğreniyor. Kalp krizi sonrası, görme bozuklukları sonrası, işte tekrarlayan enfeksiyonlar, ayak yaraları bunlara hı hı. bağlı semptomlarla hastaneye başvurduğunda diyabet olduklarını öğreniyorlar. Tip 1 diyabet dediğimiz durumda vücutta insülin hormonun hiç olmadığı durumda tip 1 diyabetten bahsedebiliriz. Genelde daha çok genç ve çocukluk çağında çocuklarda sık görüyoruz bu tip bir diyabeti. Hı hı. Erken yaşta ortaya çıkıyor ve daha böyle e, nasıl diyeyim ağır tablolarla ortaya çıkıyor. Hatta komalarla, diyabetik komalarla ortaya çıkabiliyor. Tip 2 dediğimiz diyabette vücutta insülin hormonumuz var. Hı hı. Fakat bu insülin hormonu kas gibi, karaciğer gibi organlarda yeterli fonksiyon göremiyor ve buna bağlı vücuttaki kan şekeri yükseliyor. Aslında toplumun %90'ı yani diyabetlilerin %90'ı tip 2 diyabet. En çok gördüğümüz diyabet grubu hı hı. genelde obez hastalarda gördüğümüz diyabet tip 2 diyabet. Bu daha çok sinsi şekilde geliyor. İşte hastalar hani çok su içme, çok idrara çıkma ya da hiçbir semptom göstermeden tip 2 diyabet olaraktan tesadüfi karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü bir grubumuz gestasyonel diyabet dediğimiz gebelikte görülen diyabet. Burada da daha öncesinden hiç diyabet tanısı almayan kişilerde tarama sırasında diyabetin ortaya çıktığı durumlar. Mesela 24-28 haftalar arasında gebelerimiz rutin olarak taranmakta. Bu tarama sırasında kan glikozunun yüksekliği ve yüksekliğinden sonra genelde ailesel yatkınlık bunlarda daha fazla. Kan glikozu yüksekliğine bağlı bize başvuruyorlar bu hastalarımız. Genelde kadın doğum uzmanları tarafından bize yönlendiriyorlar. Peki hocam kimler diyabet için taranmalı? Bir önerdiğiniz bir hasta grupları var mıdır? Kimler gelsinler yani hı hı. size? Şimdi gebeler zaten taramada e, genelde gebe hastalar 24-28. haftada taranıyorlar. Bu hastaların dışında 40 yaşını geçen bütün hastalar e, 3 yılda bir kan şekeriyle taranmalı. Zayıf olsun, şişman olsun, kilosu ne olursa olsun, özellikle 3 yılda bir mutlaka açlık kan şekeri baktırmamız gerekiyor. İkinci grup obez hastalar. Obez hastalar yani beden kitle indeksinin 30'un üstünde olan hasta gruplarına yılda bir kez açlık kan şekeri Hı -hı. bakmamız gerekiyor. Bunun dışında ailevi yatkınlığı olanlar, birinci dereceden, ikinci dereceden ailesinde şeker hastalığı, diyabeti olanlar yılda bir kez en azından aç karnına şekerine baktırması lazım. Aç karnadan kastımız özellikle 8 saat açlık sonrası. Tansiyon yüksekliği olan hastalar, yine risk grubu arasında tansiyon yüksekliği olan hastalar taranması gerekiyor. Kolesterol yüksekliği, kan yağlarının yüksekliği olan hasta grupları yine taranması Hı -hı. gerekiyor. Daha öncesinden 4 kilo üzerinde çocuk doğuran kişilerin taranması lazım. Normalde hani biz e, iri çocuk doğuranlar halk arasında iyi gibi görürüz Hı -hı. ama bu hastalar diyabet, diyabet açısından riskli grupta. 4 kilonun üzerinde çocuk doğuran bayanlar mutlaka taranması Bunun gerekiyor. Bunun bir sebebi var mıdır hocam yani çocuğun kilolu olmasıyla ne, ne gibi bir bağlantı Şöyle var? Şöyle bir bağlantı var. Normalde annenin kanındaki glikoz neyse bebeğe de aynı oranda geçer. Hı hı. Annenin diyelim ki kan glikozu 300'lerde ise bebeğe de 300 geçer. Dolayısıyla bebek bu 300 kan şekeriyle vücuttaki insülin hormonu artar. Ve buna bağlı olarak dokular kandaki şekeri depolar. Böyle olunca da kanda yağ dokusu, işte prote, kas dokusu, proteinden oluşan kas dokusu artmaya başlar hı hı. ve çocuk iri çocuk olarak doğar. Ha burada ne oluyor? İri çocuk aslında iyi gibi görünüyor ama çok da iyi değil. İri çocuğa bağlı doğum travmaları, yine anne karnında ölü doğumlar, düşükler, diyabetik anne bebeğinde daha sık gördüğümüz hı hı. bir durum. Bununla birlikte Organlarda, özellikle bebeğin akciğerlerinde gelişim bozuklukları ya da başka organlarda yine gelişim kusurları gelişebiliyor. Bu yüzden bütün gebelerin taranması lazım. Peki hocam bu diyabetin belirtileri var mıdır? Biz diyabet olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Çoğu hasta asemptomatik ama semptom verdiğinde şu şekilde şikayetlerle karşılaşıyoruz. Çok su içme, sık sık idrara gitme, kimi hastalarda aşırı yeme, kimi hastalarda iştahsızlıkla gidebiliyor anormal kilo kaybı olan hastalar hı hı. ya da aşırı kilo alan birden aşırı kilo alan hastalar. Bununla birlikte ayaklarda yanma şikayetleri, sık tekrarlayan özellikle bayanlarda genital bölgelerde mantar enfeksiyonları, bunlar da diyabetin belirtilerinden. Hı hı. Bulanık görme, görme bozuklukları. Bunlar olan hastalar mutlaka taranma açısından açlık kan şekeri bakılması için başvurması gerekiyor. Sizler peki nasıl teşhis ediyorsunuz hocam? Biz hastalarımızın özellikle aç olarak gelmesini istiyoruz. Ee, risk faktörlerine bakıyoruz. Hı hı. Hastanın birinci dereceden, ikinci dereceden ailesinde diyabet var mı? Bu hastalar obez mi? Yaşlarına bakıyoruz. İşte biraz önce bahsettiğimiz 40 yaş altı, 40 yaş üstü, başka bir hastalığı var mı? Tansiyon, kolesterol, rahatsızlıkları. Bunlara bakaraktan açlık kan şekerine bakıyoruz hı hı. bu hastaların. Açlık kan şekeri e, 126'nın üstünde olan hastalar. Herhangi bir zamanda bakılan kan şekeri 200'ün üstünde olan hastalar ya da bu yükleme testi şeker yükleme testi sonrası ikinci saatte bakılan şekeri 200'ün üstünde olan hastaları direkt diyabet kabul ediyoruz. Bir de bizim klinikte baktığımız hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalamamız var. Hı hı. Bu şeker ortalaması da 6,5'un üstündeyse bu hastaları direkt diyabet kabul ediyoruz. Bir de bilinmeyen şeker var gizli şeker diyoruz evet. biz buna. Halk arasında çok kullanıyoruz. Evet hocam, gizli o gizli şekerim peki? var, gizli şekerim yok. Gizli şeker şöyle aslında e, tam ne sağlıklısın ne şeker hastasısın ikisinin ortası açlık şekeri normalde sağlıklı kişilerde 100'ün altında Hı -hı. olmasını istiyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi 126'nın üstünde şeker kabul Hı -hı. ediyoruz. Arada bir boşluğumuz kaldı. Gizli şeker oluyor. Bu, aynen bu boşluğumuz Hı -hı. gizli şeker. Yine tokluk kan şekerimiz normalde 140'ın altında olmasını istiyoruz. Hı -hı. Biraz önce de 200'ün üstünü diyabet hastası kabul ettik. Evet. Hocam. Bu arada kalan kısım gizli şeker. Bizim için gizli şeker neden önemli? Şöyle ki bu gizli şekeri olan hastalar Kronik kalp hastalıklarına, kalp e, damar hastalıklarına yatkınlıkları çok yüksek. Diyabet yatkınlıkları çok yüksek ve biz bu evrede bu hastayı yakalarsak bizim bu hastaya faydamız çok fazla çünkü şeker hastalığına gitmesini önlemiş ya da birazcık daha ötelemiş oluyoruz bu hastaları. Yani bu hastalar uygun programa dahil edilmesi lazım. Egzersiz olarak, diyet olarak, kilo kontrolü olarak, kan basıncı olarak. Uygun bir programa dahil edilmesi lazım. O yüzden biz bu hastaları aslında çok önemsiyoruz. Peki diyabet bizim için neden bu kadar önemli hocam? Diyabet şöyle ki aslında çağımızın en korkulan hastalıklarından biri. %15 e, diyabetik hasta var. Hı hı. Bu %15 diyabetik hastaların e, yarısı kendinin diyabet olduğunu biliyor, yarısı bilmiyor. Bilmeyen grup genelde daha kötü sonuçlarla başvuruyor. Hı hı. Dünyada ölümlerin en sık nedenlerinden birisi kalp damar hastalıkları. Bu kalp damar hastalıklarında en sık nedeni yine diyabet. Diyabete bağlı. Evet, diyabete bağlı kalp damar hastalıkları. Yine böbrek hastalıklarının, diyalize giren hastaların en sık nedeni diyabet. Görme bozuklukları, görme kaybı, körlüğe kadar giden sorunların en sık nedeni yine diyabet. Bunlar dışında diyabetik ayak yaraları, buna bağlı ekstremite kayıpları, bacak, ayak kayıpları yine diyabete bağlı. Yani dünyada aslında sağlık harcamalarının çoğu diyabet ve diyabetin meydana getirdiği sorunlara harcanıyor. O yüzden diyabet çok önemli bizim için. O söylediğiniz şeyler, ayaktaki yaralar falan ilerlemiş düzeylerde tedavi olmamış hastalarda oluyor değil mi? Kontrol altında olmayan, kan şekeri kontrol altında olmayan hastalarda oluyor. Peki hocam diyabetik hastalar tedavide nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Biraz da onlardan konuşalım isterseniz. Diyabet aslında bir yaşam tarzı olarak kabul edilmeli kişi diyabet olduğunda hani bunu bir hastalık değil de artık benim yaşam tarzım değişiyor olarak kabullenmesi lazım. Diyabetiyle barışık olması lazım. Bu hastalarda biz tedavilerde şunlara dikkat ediyoruz. Özellikle yaşı, bu hastanın ek hastalıkları var mı, hı hı. bu hastanın yaşam beklentisi, yaşam kalitesi, kişilerin çalışma durumları hı hı. bunlara bakaraktan tedavi alıyoruz ama öncelikle yaşam tarzını düzenliyoruz. Bu hastaları egzersiz programına dahil ediyoruz. Egzersiz programına dahil etmeden önce de yani kalp fonksiyonlarının bir kontrol edilmesi lazım. Hı hı. Çünkü e, sinsi gelişmiş kalp hastalıkları oluşabilir. Hani egzersize kalbi yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunun için kardiyoloji kontrolünden sonra egzersiz programına dahil etmek lazım. Mutlaka kendisine uygun bir diyet programını alması lazım. Yaşına, boyuna, yaptığı işe, çalıştığı yere buna uygun bir diyet programı hı hı. mutlaka lazım bu hastalarda. Daha sonrasında biz bireysel tedavi tercih ediyoruz. Hastanın, kimi hasta mesela direkt insülin başlamamızı gerektiriyor. Kan şekeri çok yüksek, ek hastalığı çok fazla ve bazı işte böbrek hastalığı gibi kalp hastalığına gidiş gibi riskleri gördüğümüz hastalarda insülin tedavisini düşünüyoruz. Onun dışında bazı hasta gruplarında hap tedavisine başlıyoruz, yani ilaç tedavisine başlıyoruz. Bu hasta gruplarında 3 ayda bir kontrole çağırıyoruz. Evet hocam. 3 aylık kontrollerine göre değerlendirme yapıyoruz. Kimisinin ilacında değişiklik yapıyoruz. Ama grip gibi bir hastalık düşünmeyeceğiz diyabetle. Yani diyabet tamamen geçici bir hastalık değil. Hı -hı. Kontrol altına alınması gereken ve yaşam tarzı ge değişikliği gerektiren bir hastalık grubunu oluşturuyor. Bunları yaptıktan sonra bitiyor mu peki diyabet yoksa ömrümüz boyunca o hastalığı çekiyoruz? Ömür boyunca biz diyabeti kontrol altına almaya çalışıyoruz tamamen bitmiyor ama kontrol altında olduğumuzda da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yaşamızın kalan kısmını idame ettirebiliriz. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Halk arasında şöyle bir tabir vardır. Ben şeker hastasıyım, şeker yememem gerekir derler. Ee, özellikle yaşlarımızda çok görürüz bunu. Sizce bu doğru hı hı. mu? Tamamen biz şekeri kesmiyoruz. Çünkü vücudumuzun enerji kaynağı glikozdur. Hı hı. %98 glikozu kullanır vücudumuz. Uygun bir diyetle aslında şekerini ayarlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu demek değil ki bütün şekerleri bırak, sadece proteinden ağırlıklı. Bunu istemiyoruz. Yani beslenmenin ortalama %50-55'ini karbonhidrat dediğimiz şekerli hı hı. grupta ama glisemik indeks dediğimiz kan şekerini çok yükseltmeyen e, şekerli gıdalara ayırabiliyoruz. Onu da dozunda yemek lazım. Tabii, tabii. Yani kan şekerini çok yükseltmeyen mesela bulgurla pirinci karşılaştıralım. İkisi de aslında e, içinde glikoz ihtiva eder ama pirincin glisemik indeksi çok yüksektir. Yani kan şekerini çok yükseltir ama bulgur o kadar değildir. Ama içinde ikisinde glikoz vardır. Bulgur daha masum. Evet daha masum. <laughs> her, hep Aslında her şey kendimizin elinde değil mi? Dikkat edersek bunun e, ilerlemesini engelleyebiliriz, durdurabiliriz. Şekerimizin daha kötü duruma gelip insülin kullanmamız gerekmeyecek olabilir değil mi hocam? Evet. O yüzden işte bu gizli şeker dediğimiz durumda aslında dikkat etmek çok önemli. Ya da işte diyabetin erken aşamalarında dikkat etmek çok önemli. Çünkü organ hasarları geliştikten sonra artık hani ister istemez yine ilerlemesini önlüyoruz ama ister istemez yine de sıkıntılarımız başlıyor. Hocam gerçekten çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Programımızı kapatmadan önce seyircilerimize diyabetle ilgili bir şeyler söylemek ister misin son olarak? Programı kapatmadan önce bütün taranması gereken bahsettiğimiz grupların taranmasını öneririz. Aile yatkınlığı varsa, 40 yaşın üzerinde ise, daha öncesinden 4 kilogram üzerinde bebeği olan hastalarda, tansiyon yüksekliği olan hastalarımız, yine kolesterol yüksekliği olan hastalarımızda, obezitesi aşırı kilosu olan hastalarımızda mutlaka taranma öneriyoruz. Bu hastalarımız mutlaka doktorlarına başvurup açlık kan şekerlerine yılda bir kez baktırsın. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi ki geldiniz. Sizleri tanıdığımız için çok memnun olduk efendim. Ben teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi'nin bize verdiği bu zaman, kıymetli zaman için çok teşekkür ederim. Rica ederiz Toplumumuz efendim. açısından bu şekilde bilgilendirme programları hazırladığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, rica ederim efendim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.